Çiftçi TV ekranlarında Bereket Versin programının ilk gününden merhaba değerli izleyiciler. Ankara'nın Çubuk ilçesinden, daha doğrusu Ankara'nın turşunun başkenti olan Çubuk ilçesinden merhaba diyelim istedik. Tabii ki Çubuk deyince ilk akla gelen ürünlerden bir tanesi turşu. İşleyeceğimiz buğdayın o büyük, inanılmaz uzun serüvenine geçmeden önce turşuya da selam vermeden edemedik. Turşu'ya selam verelim, sonrasında da devam edelim, yollara devam olalım. Merhabalar sevgili izleyiciler. Çiftçi TV ekranlarından herkese güzellikler diliyoruz. Biz daha da altı çizilmiş ve şöyle tırnak içine alınmış güzellikler diliyoruz. Niye mi? Çünkü programımızın ilk bölümü, Bereket Versin programımızın ilk bölümünde Ankara'nın Çubuk ilçesinde sizlere sesleniyoruz. Daha ne olsun? Ben Gonca Ertuğrul. Efendim, buğdayın serüveni 12 bin yıllık bir serüven, 12 bin yıllık bir öyküye sahip. İşte bu öykünün altında o kadar çok şeyler biriktirilebilir ki biriktirilmiştir. İşte biz bu öyküye, bu serüvene şahitlik edenlerden, yani günümüzde şahitlik edenlerden, yani çiftçilerden alacağız serüvenin öyküsünü. Onlardan birisinin tarlasına konuk olduk Ankara'nın Çubuk ilçesinde, çiftçimiz Hasan Kuşçu. Allah bereket versin diyelim ve çiftçimize dönelim. Merhaba Hasan abi. Merhaba Gonca Hanım. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adım söylediğiniz gibi Hasan Kuşçu. 70 yaşındayım. Silahlı kuvvetlerden emekli. Başçavuşum. 2001 yılında emekli oldum. Ama 74 yılında silahlı kuvvetlere girdim. 2001 yılına kadar köyümden hiç kopmadım. Hem askerlik hem de köyümle İlişiğimi hiç kesmedim. O zaman burada askerlik dedin de Hasan abi, Mehmetçiklerimize şöyle bir selam olsun, selam yollayalım. Evet. Bütün Mehmetçiklerimize buradan, sınırlarımızı bekleyen, güvenliğimizi sağlayan tüm Mehmetçiklerimize buradan şöyle bir asker selamıyla selam yollayalım onlara. Peki sen babadan aldığın mesleği de çocuklarının, bütün ailenin, ya aile ilgisi nedir? Benim iki oğlum, bir kızım var. İki oğlum her zaman yazın gelirler. Benim yaptığım işlere ellerinden geldiği kadar yardımcı olurlar. Kendilerinin de üniversite bitirdiler. Ayrı meslekleri var. Çalışıyorlar. Ama her fırsatta gelirler. Hatta biz ekmeğimizi de tandırda kendimiz yaparız. Tam da onu soracaktım. Ekmeği herhalde, dedim ki, buğdayla uğraşan Hasan amca, ben sanmıyorum ekmeği çok mecbur kalmadıkça dışarıdan almaya. Ne yapıyorsunuz, tandırda mı? Tandırda bazlama yaparız, yufka açarız, işte kırma derler, börek derler, çörek. Kırma ne Hasan amca? Kırma, patatesi, kıymayı kavuruyorsun, hamuru açıp içine katlıyorsun. Oo, böyle tavaya diziyorlar, kesiyorlar parça parça, kızar diyorlar. Onu yiyoruz.
Şöyle bir aması da var bu arada, hani eski düzen diyorsunuz. Benim aklıma öyle nostaljik, öyle eski şeyler geliyor ki. Gözünüzde şöyle babanızı tarlada o eski düzenli, o pullukla sürerken canlandırdığınızda o zamanlara da dönmek şöyle güzel oluyor mu? Düşünüyor musunuz? Özlediğiniz zamanlar oluyor mu o zamanları? Babamın gençliği dağar giderek çobanlıkta geçmiş. Kendisi devamlı anlatırdı. Öküzle veya atla çift sürerken arkadan bir uzun hava çekerdi. Tarlanın bittiğini bilemezdik. Ne söylerdi? Şöyle kulağa ilk çalınan, yürekte ilk iz Şimdi bırakan var mı? Var. Tarlanın boyuna git git gel, git git gel. Bitmiyor tarla, üremiyor. Üremedikçe bunalıyor. Bunaldıkça ne yapacak? İçeriden bir şeyler çıkıyordu. En çok söylediği... Ha? Ya ben onu söyleyebilir miyim? Söylersin. Beri gel beri denemim kızı, ben adam yemem. Senin saklı sırlarını da eller edemem. Vay, ne kadar biz güzel. Biz mest olduk, yorgunluğumuzu unuturduk. Duygulandın değil mi? Yorgunluğumuzu unuturduk. Şimdi tarlayı hazırlık aşamasını mı anlatıyoruz? Tarlayı hazırlık aşamasını anlatayım. Bir ekin ekelim isterseniz. Ekelim. Önce pullukla süreriz tarlayı güzelce. Ondan sonra bir tırmık çekeriz. Şurada var ya tırmık, bak gözüküyor. Hı hı. Onu çekeriz. Toprağı iyice parçalarız. Ondan sonra bir ızgara daha çekeriz. Izgaradan sonra ekime hazır hale gelir. Tohumu daha önceden hazırlamışızdır. Tohumları da nereden alıyoruz? Bizim burada mesela Çubuk'ta Zahireciler Birliği var. Hı hı. Onlara gideriz. Sorarız iyi tohum var mı? İyi tohum var mı? İşte bende iyi tohum var. Nereden geldi? Falan yerden geldi. Daha çok başka mühütün ekinini alırız. Aynı mühütün ekinini bir daha ekmemeye çalışırız. Onu da oradan gittiğin yerden mi öğreniyorsun? Gittiğimizde soruyoruz. Nereden aldın bunu diyoruz. Ya da konu komşu da fikir veriyor mu bu konu arada? Konu komşu da fikir verir de onu oradan soruyoruz. Nereden aldın bu ekini diyoruz. Yayladan geldi diyor. Yukarılardan geldi diyor. Tamam, ondan çalkattın mı? Çalkattım, ilaçladım, tertemiz. Onu alırız. Yani çeşit seçimini de oradan Çeşit seçimini yapıyorsun. De onlardan öğreniyoruz. Hangisi daha verimli? Hangisi işte hastalıklara dayanıklı? Soğuğa dayanıklı. Onları onlardan öğreniyoruz. Zahireciler daha iyi biliyorlar. Bir de tarım kooperatifi var Çubuk'ta. Oraya da gideriz. Oradan sertifikalı tohum alırız yalnız. Sertifikalı tohum. Ona devlet destek de veriyor bir kısım. Neden zahirecilere gidiyorsun Hasan amca? Zahirecilerin çoğunu tanıyoruz. Bu bölgenin insanları orada. Çubuk'ta. Yani bir başka yere neden gitmiyorsun da zahirecilere? Ayrı bir güven mi verdikleri için ya da konu komşunun, akrabanın, yakınlarının ürettiklerinden sebep, onlardan iyi tavsiyeler aldığın için mi gidiyorsun? Yok, bu nasıl bir şey biliyor musun? Bizim gidişimizin esasını söyleyeyim hani doğal olaraktan. Hayvan pazarına gidersin. Biz zaten esasını istiyoruz. Hayvan pazarına gidersin de alacağın hayvanı arar arar seçersin ya. Aynen öyle gidiyorsun Çubuk'taki zahireciler pazarına. Soruyorsun nereden aldığını, kimden geldiğini, hangi yörenin olduğunu. Biraz da adamlara güveniyorsun. Öyle yapıyoruz. Bu güven nereden geliyor? Dostluklarımız var. Hepsini tanıyoruz yani. Herkese göre değil de birçoğunu tanıyoruz. Peki daha önce ürettiğin seçimler nelerdi Hasan amca? Daha önce ürettiklerimiz, ilk önce ben uzun boylu kundurular vardı. Sert makarnalık. Daha sonra bu kızıltanlar geldi. Verim daha yüksek olduğu için. Şimdi de bu Trakya 13 Yıldız Hüseyin Bey buğdayına döndük. Bu sene ilk defa ektik. Görünüşü çok farklı. İnşallah verimi de böyle olursa bundan sonra bütün komşulara, arkadaşlara bunu tavsiye ederekten. Hüseyin Bey'e neden döndünüz? Biz bunu daha önce ekmedik, görmedik. Ama tavsiye üzerine gönderdiler. Ektik. Bakarsanız bakın 8-9 tane kardeş yapıyor burada bakın. 9 tane şey yapıyor. Şu da var. Gözü çoğalma yapıyor tek şeyden. Tek tohumdan. Ha evet, evet kökten. Evet tek kökten. Maşallah. 8-9 tane, bazıları ince ama. Oh, Allah bereket Allah versin. Allah bin bereket versin. İnşallah Amin. Bundan sonra buna döneceğiz. Hasan amca, bu çeşidin diğer tarlalardaki başka çeşitlerden farkı ne? Bu çok kardeşliyor. Verimi çok büyük olacak. Bak yanımızda mesela komşunun ekinleri var. Tek dal olaraktan. Bazıları iki, çoğu da tek dal. Bunda bir sürü. Bunda 8 tane, maşallah, 9 tane şey var. Kardeş var. Hatta burası bak benim köyüm. Dumlupınar köyü.
köyden buraya gelirken de çevredeki tarlaların içinden geldik. Hı hı. Onlardan da farklı. Bakın şu ilerideki bir çalı var. Yemyeşil tarla var ya. Evet. Aynı ekim bu da bak. Nasıl farklı. Doğru. Görünüşü dahi farklı yani. Renk farkından evet, renk anlıyorsunuz. Farkı var. Peki o tarlayı eken de bu çeşide sen kaldırdıktan sonra ürünü görürse daha iyi olduğunu, o da onu ekecektir evet. Herhalde seneye. Hasan amca, bu çeşide nasıl ulaştın peki? Bu çeşit bana Trakya'dan geldi. Orada benim yeğenim var, karakol komutanı. Kargo fiyatına. Sadece hemen, kargo fiyatına. Yani sadece Allah kargo razı fiyatı olsun. Ne güzel. Geldi. Başka para almadılar. Onu da getirdim buraya. Normal gübresini, tarlasını zaten daha önceden hazırladım. Hı hı. Gübresiyle beraber, ama bu biraz geç geldi bana. Bizim ekinlerimiz bitmişti bu geldiğinde. Bu da biraz geç ekilecekmiş herhalde benim sonradan duyduğuma göre. Ekim'in 30'u veya Kasım'ın 1'i gibi geldi bu. Ama bizim, yine de bir zararı olmadı değil mi? Hiçbir zararı yok, karı var. Bu buğday, bu çeşit daha geç ekilen bir cinsmiş. Biraz daha geç soğuğa karşı ekilecekmiş. Çevredeki buğdaylar gözüküyordu. Ben bunu ektim. İşte ne öncesinde, geçti. Ne öncesinde ne sonrasında her şey zamanında evet. Oluyor değil mi? Ekim'in sonunda ektim. Şu anda memnunum yani görünüşünden. İnşallah verimi de daha iyi olur. Maşallah. Hasan amca, bu çeşidin farkını sen bize çok güzel izah ettin. Gönderdiler dedin. Tekirdağ'dan. Ücretsiz, sadece kargo fiyatına gönderdiler dedin de. Acaba niye ücretsiz gönderdiler? Bunda ufak bir detay var aslında da. Sen bunu bize bir de hele. Bu yerli ve milli buğdayımızın ülkemizin her köşesine ulaşmasını temin etmek için gönderdiler. Milli bir duygu olarak hem de ücretsiz olarak gönderdiler. Bunu baba evladına yapmaz. Bu adamların milli duygusu çok yüksek. Bu vatansever, toprak sever. Vatanseverliği çok yüksek. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Aynı yerleri babam ekiyordu. Hı hı. 200-250 teneke buğday kaldırıyordu. Aynı yeri 4 kardeş ekiyoruz. 6-700 teneke kaldırıyoruz şu anda. Hasan amca, bu çeşitlik seçiminde tohumluk fiyatının da etkisi oluyor mu? Hem de çok oluyor. Sertifikalı tohumlar normal zahirecilerden alınan tohumlara göre daha pahalı. Peki daha sertifikalı pahalı. Tohumluk nedir ki? Sertifikalı tohumluk devlet üretme çiftlikleri tarafından ya da belli yetkili kişiler tarafından üretilip ilaçlanmış belli yerlerde satılan tohumlar. Peki Hasan amca, sen sertifikalı tohumluk mu kullanıyorsun? Bu çeşit. Sertifikalı tohum da kullanıyoruz, öbürünü de kullanıyoruz. Tek taraflı kullanmıyoruz yani, ikisini de kullanıyoruz. Hasan amca, bu çeşit çok güzel, bereketli, 7-8 tane kökü var diyorsun. Hepsi çok güzel. Bu çeşit sana geldi oradan. Geldi de sen bunu ekmeye nasıl karar verdin? Niye tercih ettin? Görünüşe bakarsanız %100'den de fazla farklı. Diğer sertifikası tohumlardan. Bundan böyle geleceğimizi daha güvence altına almak için, daha bol verim almak için sertifikalı tohumlar ekmeye karar verdik. Tabii Hasan amca, bu ürünlerin çok sağlıklı olarak hani hasat edilmesi için, güzel verim alınması için de ilaçlama da çok önemli. Yani evet. Sağlığı da çok önemli. Tohumluk ilaçlamasını nasıl yapıyorsun? Tohumluk ilaçlamasını Mart ayında çimen gübresini attıktan sonra havalar ısınmaya başlayınca her çeşit otlar çıkar. Evet. Sadece ot ilaçlaması yapıyoruz. Tabii ilaçlama da önemli ama ekim yapmak için de bir gübre lazım ondan öncesinde. Ekim yapmak için hangi gübreleri kullanıyorsun Hasan amca? Ekim yaparken mibzerlerimiz var bizim, gübre ve tohum yerleri ayrı olan. Her ikisini de doldururuz. Gübreyi DAP gübresi olarak doldururuz. Dönümüne 15-17 kilo atacak şekilde. Daha sonra Mart ayına doğru çimen gübresi deriz biz ona. Üre. Onu atarız. Dönüme 12-13 kilo olaraktan. Gübre uygulamasından sonra bir de ilaç var işte. Ot ilacı. Bu yabancı otların ilaçlaması da mı aynı şekilde az önce bahsettiğimiz ilaçlama veyahut da gübreyle mi oluyor? Gübreden 20-25 gün sonra havalar ısındıktan sonra ot çıkıyor. Ot çıkmadan yabancı ot ilaçlamasını yapmıyoruz. Hı hı. Yapamıyoruz da yani, daha doğrusu. Toprağa ilaçlarız. O zaman sıralamada gübre önde. Evet, önce sonrası. Gübreye atıyoruz. Gübre eriyor. Yağmurlar yağıyor. Daha sonra da otlar çıkmaya başlıyor hava ısınınca. Bu sefer de otlara ot ilacı getiriyoruz. Hasan amca, tarlada hastalık ve zararlı takibi de yapılıyor değil mi? Yapıyoruz tabii. Bu ot kontrollerini yaptıktan sonra buğdaylarımız büyüyor.
başak çıkarmaya başlıyor. Hı. Tam başak çıkarmaya başladığı zaman, hatta çıktıktan sonra dehaneler süt halindeyken bumble denen böcekler sarıyor. O böcekler şeyin özünü emiyor. Buğdayın tanesinin özünü hiç başağı bozmadan emiyor. Buğdayın tanesinin, başağın tanesinin ya da kendi tanesini hiç bozmadan emiyor içinin özünü. Onlar sararı sararı vuruyor, kuruyor böyle. Onlar çok zarar veriyorlar bize. Onun ilaçlamasını da yapıyoruz. Oh, tarlada buğdayın hikayesini izledikten, dinledikten sonra da Hasan amcanın evine de bir gelelim. Safinaz teyzemle hoş bulduk. Geldiniz. Hasan amcamın karısının yanındayız. Safinaz teyzemin tandırın başına geldik. Nasılsın Safinaz teyze? Çok teşekkür ederim. İyiyim kızım. Ekmek yapıyorum sizin için. Yersiniz. Kendimiz için. Yemez miyiz? Yemez miyiz? Ne kadar da güzel. Vallahi biz eskileri özlemiştik. Değil mi teknik ekip arkadaşlar? Eskiler kadar güzel var mı ya? Eskiler tandır. Şimdi madem kendi buğdayınızı kendiniz üretiyorsunuz, kendi ekmeğinizi de kendiniz üretiyorsunuz herhalde. Evet, kendimiz üretiyorduk da ben rahatsızlanınca hazıra başladık. İşte bugün de sizin için yaptım. Ama zaman zaman yapıyor musunuz? Yok, evde sade sadece tavanın içinde yapıyorum canımız istediğimiz zaman. Yufka ekmek yapıyor musunuz Safiyaz teyze? Yapıyoruz kızım. Onu güzün bir kere yapıyoruz, yaza kadar yiyoruz ıslayıp da. Güzün dediğin şöyle yapıp üst üste. Biz sadece şu yerden şu kadar yapıyoruz. Bizde yufka ekmek fazla yapılmaz. Bu bazlama yapılır. Safinaz teyze bırak Allah aşkına, yerden şu kadar yapıyorsun. Ben yerin şu kadar santim aşağısında bile yapamam. Biz ailemiz kalabalığız. Ay, açamam ki, ben açamam sende. Ha, bizim açıyoruz. Gelinler de öğrendiler. Biz de yapıyoruz işte. Yapıp gidiyoruz. Maşallah, ellerinize kollarınıza sağlık. Şimdi bu sizin tarlanızın buğdayının verimi ne kadar güzel. Biraz sonra tadına bakacağız biz. Tadına bakmazsak olmaz zaten. Oh maşallah maşallah. Oh, yağmurdan sonraki toprak kokusu, fırından çıkan yeni ekmek kokusu, benim yeni doğmuş bebek kokusu. Of, harika harika, çok güzel. Böyle bir tane benden var orada. Bir tane benden var orada. Gel bakayım. Gel kızım. Gel bakayım. Torunum. Gel bakayım. Küçük oğlu bunun kızı. Maşallah. Bir bakar mısın? Teyzeciğim de bir bakayım. Hadi kızım. Teyze, aynı kuaföre gidiyoruz biz herhalde onunla. Bir gel bakayım, saçımızı bir gösterelim. Gel. Ay nasıl bakayım. Canını çekmesin. Çok canını çekiyorsa çubuğa gelin. Safinaz teyzeciğim, artık biz dönelim bir tarlaya. Tamam. Bu ekmeklerin buğdayı nereden geliyor? O tarlaya bir daha bir gidelim, tamam, bakalım. Kızım. Kolay gelsin. Hadi güle güle, sağ olun. Hadi var var. Hadi. Sevgili izleyiciler, bereket versin de çubukta toprakla temasımız, çiftçiyle, toprağı sevenlerle, toprağa aşıklarla temasımız devam ediyor. Şimdi Osman Develi Başkan bizim yanımızda. Çubuk Ziraat Odası Başkan Vekili. Bu sefer Osman Başkan'dan da çubuktaki tarımın macerasını dinleyeceğiz. Hoş geldiniz. Evet, programımıza. Öncelikle çubuğumuza, mahallemize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çubuk'taki tarımın, toprağın macerasını biz sizden dinleyelim Osman Başkan. Önce şöyle söyleyeyim. İsmim Osman Develi. Çubuk Ziraat Odası Başkan Vekiliyim. Evet, Çubuk'ta tarım, efendim söyleyeyim, zeptecilik, hayvancılık, meyvecilik, bunlar meşhurdur. Öncelikle Çubuk'ta tarımda ilk önce buğday, sebzecilik dediğiniz zaman da aklıma benim turşusu geliyor ya. Salatalığı geliyor. Bir onlardan bir bahset başkanım. Evet. Şimdi çubuğumuzda buğday, arpa, pi, kırmızı mercimek, o bazı yerlerde ekiliyor. Diğer yerlerde de bir köyümüzde de yani şey çok mısır. Bugün 400 bin ton sade mısır, hayvan bitkisi yetişiyor köyümüz orası oluyor. Ama çubuğun genelinde pek fazla mısır yok. Burada biraz su olduğu için burada mısıra ağırlık veriliyor. Ha, buğdaylarımızda
Arpalarımızda onlar da mevcut, ekiyoruz zaten. Evet, özellikle buğday. Çubuk'ta buğdayın durumu nasıl başkan? Çubuk'ta işte bakalım bu sene inşallah yağmuru bekliyoruz. Yağmurumuz şu an biraz kısa. Şu an yeşertimiz iyi ve pek sıkıntı yok çiftçilerden. Bir aksine bir havadisimiz, haberimiz gelmedi. Son günlerde de buğday fiyatları açıklandı. Bu buğday fiyatları ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Cumhurbaşkanımız sağ olsun bu sene bayağı çiftçinin inşallah yüzünü güldürecek bir fiyat verdiler. Memnun musunuz? Memnunuz tabii inşallah. İnşallah bakalım. Ofislerimiz zamanında açılırsa çiftçimize mağdur kalmaz. Umarım ekilen dikilen topraklarımız da bitmez. Ne diyorsunuz başkanım? İnşallah betonlaşmaya kurban gitmez bizim Anadolu şimdi topraklarımız. Zaten bütün Ankara odaları olarak bu işe bizim il koordinasyon şeyimiz var, koordinasyonumuz var, oraya şikayetimiz var. Ondan sonra birliğimize söylüyoruz. Burada hatta görüyorsunuz karşıda betonlaşma var, toprakları. Bir de toprağı birleştirmeye uğraşıyorlar ama bir yandan da betonlaşıyor. Burada tarlaların üzerine mi? Bir zamanlar evet, tarla olan ekim yerin alanları tamamen azalıyor yani. Günlük azalıyor, günlük. Osman Başkan, tekrar buğdaya dönecek olursak, geçtiğimiz yıl buğdayda ne kadar derecede verim aldınız Çubuk'ta? Bir de bu sene acaba buğdayın size göre, tahminlerinize göre heybesinde ne var? Ne kadar verim var? Vallahi geçen seneye göre yani 350 kilo, yarıya göre 400 kilo böyle bir verim aldık. Ya bu sene de yağış olursa inşallah daha üstünü bekliyoruz bakalım. Çiftçi epey bir uğraşıyor çünkü bunun tarlaya olan hazırlığı, ekimi, dikimi, gübrelemesi, ilaçlaması hepsi ayrı bir emek gerektiriyor. Tabii. İnşallah bu sene daha yağmur da olursa çiftçinin şeysi yağmur. Yani yağmurumuzda rahmetimiz iyi olursa inşallah 400 aşarız inşallah. Tabii her yer vermiyor ama yöre yöre değişiyor yani. Biz çok teşekkür ediyoruz bizimle birlikte bu sohbette bulunup bizleri de ayrıca teknik olarak da bilgilendirdiğiniz için başkan. Ayağınıza sağlık diyoruz. İnşallah bak buraya ekilen bu tohumları da çiftçilere bu sertifikalı tohumu biz temin etmeye uğraşacağız. İnşallah bunlara biz vereceğiz tohumu. Sevgili izleyiciler, Bereket Versin programında 13 Yıldız Tohumculuk tarafından üretilen Türkiye'nin en yüksek verimli, milli ve yerli kırmızı sert ekmeklik buğday çeşidi Hüseyin Bey ile tanıştık. Siz de bu çeşide ulaşmak isterseniz hemen aşağıda görmüş olduğunuz iletişim bilgilerimizden yararlanabilirsiniz. Evet sevgili izleyiciler, Bereket Versin programındaki buğdayla yolculuğumuz Çubuk'ta, Ankara'nın Çubuk ilçesinde. Bu kez Şuayb Tiftikçi ile röportajımızla devam ediyor. Hoş geldiniz. Gonca Hanım hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hoş bulduk. Gonca Hanım biliyor musunuz bu topraklar burası neresi? Burası. Valla Ankara'nın Çubuk ilçesi diyoruz ama. Burası Ankara Savaşı'nın yapıldığı, Yıldırım Beyazıt ve Timur'un karşılaşmış olduğu bir arazi burası. Daha önce bu savaş zamanında burası ormanlık bir alandır. Burada Yıldırım Beyazıt'ın filleri, efendime söyleyeyim askerleri şu karşıda Melikşah denen yerde, tarihi bir yerde, hamamı olan bir yerde cephenin aynı karşı karşıya geldikleri bir cephe burası. Hatta Çubuğun üstündeki yeşil alanlarda, ormanlık alanlarda işte Ahırköy, fillerin, atların ahırda kaldığı yer, Çatköy, tüfeklerin çatıldığı yer. Bu isimleri Yıldırım Beyazıt'ın askerlerinden aldığı bir alan burası. Yani burası öyle bir boş bir alan değil. Yani. Burası tarihi. Bastığımız buram yerleri. Buram tarih kokan bir yer burası. İşte biz de şimdi bu alanda böyle ekim ekiyor. Burada şeyler. Efendime söyleyeyim. Bahçeler var. Köylülerin ektiği. Biz de bunlardan birisiyiz tabii ki. Biz de burada ben en ağırlıklı mısır. Sılacılık mısır ve buğday ekiyoruz. Buğday. Buğday babadan kalma usullerle yapıyoruz. Mısır'ı da yeni ben hep araştırıyorum. Kendim emekli banka müdürüyüm. Araştırıyorum. Sertifikalı tohum kullanıyorum. Hı hı. Benim babam da buralarda arazide sertifikalı tohum kullanırdı. Sertifikalı tohumu kooperatiften alırız. Tarım Kredi Kooperatifinden. Diyelim ki piyasada 1000 liraysa orada 2000 lira. Ve babam hiç buna acımazdı. Ama sertifikalı olduğu sertifikalı için. Sertifikalı olurdu. Hatta bunun %25 de iadesi var. O da bir başka şey. Şimdi ben de babamdan gördüğüm gibi ben de sertifikalı tohum kullanıyorum.
Ama karşıdaki yeşil tarla sertifikalı tohum. Hı hı. Komşu tarlalardan büyük bir farkı var. Ekin temiz, alıcı şey, zarar da etmiyoruz. Çünkü ne oluyor? Karışık değil ekin. Piyasası önlerden yüksek oluyor tabii ki. Bu sene sizin tarladan, kendi tarlanızdan iyi verim bekliyor musunuz? Vallahi bak şimdi şöyle söyleyeyim. Daha tabii görülmedi ama yandaki tarla var. Benim tarla yemyeşil. Öteki tarlalar pek o kadar koyu yeşil değil. Demek ki herhalde iyi ya gidiyor yani. İyi, maşallah. Orası açık tarla, evet, burası yeşil, koyu yeşil tarla koyu diyorsunuz. Yeşil. Koyu yeşil her zaman. Her zaman. Bir insan gürbüz olursa yanağından kan damlar derler ya. Evet. Bizimki de biraz öyle gibi görünüyor inşallah. Sonra da öyle vallahi olur. Sizin tarlanızın yanağından bir kan damlıyor zaten. Yani epey bir gürbüze benziyor diğerleriyle karşılaştırıldığında. Belli oluyor gibi. Gerilen öyle maşallah gibi. Maşallah. İnşallah iyi olur. Yani. İnşallah. Şuayb amca, az önce Hasan amcayla da konuştuk. Hasan amcanın tarlasına ektiği çeşidi nasıl buluyorsun? Şimdi efendim. Onunla da ilgili bir bilgin var mı? Şimdi babamın zamanında biz uzun boylu ona turna dili denen bir buğday ekerdik biz. Daha babamgil onu ekerdi. Sonra biz bu konuları araştırdık. Kızıltan'a döndük. Şimdi biz burada genelde kızıltan ekeriz babadan. Babam da bu şeyleri çok araştırdı. Babam da örnek bir çiftçiydi zamanında. Böyle televizyona falan birkaç kere çıkmıştı. Biz kızıltan ekiyorduk. Kısa bacak diye geçer bizim burada. Fakat bizim başçavuş Hasan Kuşçu bir Trakya'dan yeni bir Hüseyin Bey diye bir tohum getirmiş. Fakat baktık tohumun hakikaten eşleşmesi yani işte yeşil alanı bizimkinden aşağı değil. Hatta bizimkinden de iyi. İnşallah bunun verimi daha yüksek olursa biz bunu ekeriz. Niye sizin ekeriz çeşit yani? Neydi Şuayb amca? Bizimki kızıltan, kısa bacak diye geçiyor. Şimdi bu genel görünümü nasıl buluyorsun Şuayb amca? Biz baktık Hasan amcayla. Ben fena değil. Nasıl diyelim? Mesela şimdi komşunun tarlasına bakarsan onlarınki daha az yeşil. Bu daha koyu yeşil. İnşallah gelişik güzel. İnşallah dane verimi de iyi olur. Ve de komşular da ister. Bunu bizim kooperatife getiriyorlar. Ben biliyorum bunu. Kökü de 8 kardeş. 7-8 tane. İşte eşleşme iyi yani. Fena değil. Eşleşmesi iyi. Yani verim yapabilir inşallah. Bize bir de şu var. Bizim burada arazi sulanmadığı için her şey Allah'a bağlı. İnşallah Allah bol yağmur verirse olur. Niye olmasın? Amin. Çok teşekkürler. Biz de teşekkür ederiz. Sevgili Çiftçi TV izleyenleri, Bereket Versin programımızda Bitki Islahçıları Alt Birliği'nin hazırlayıp bastırmış olduğu 4 ciltten oluşan bir set var elimde. Tohum, tohumculuk ve teknolojileri ve biz bu seti Hasan amcaya armağan etmek istiyoruz. Evet. Çok teşekkür ederim. Biz bu seti alıp okuyacağız en ince ayrıntılarına kadar. Mutlaka büyüklerimiz çok detaylarına değinerekten yazmışlardır. Bilmediklerimiz birçok şeyler vardır mutlaka. Bunları dikkatle okuyup yeniden gözden geçireceğiz. Uygulamaya koruz inşallah. Umarız o da yol gösterici niteliği taşır. Yol gösterici olarak kalır bize. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ankara'nın Çubuk ilçesinde buğdayla yolculuğumuza başlamıştık. Şimdi buğdayla yolculuğumuzun Ankara'nın Çubuk ilçesindeki bölümünün son durağındayız. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri bölümünde soluğumuzu alıyoruz. Ve yanımda da çok değerli bir hocamız var. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Saime Ünver II. Karakaya. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Ne güzel böyle yeşillikler içerisinde. Evet, bölümümüz çok güzel. Ama tabii öğrencilerimiz olmadığı için çok üzgünüz. Biz öğrencilerle bir bütünüz. Şu anda öğrenciler tatildeler koronavirüsten dolayı. İnşallah daha güzel günleri hep beraber yaşayacağız. İlla ki o günler, güzel günler de gelecek. Hocam sizi İnşallah. Biraz tanıyalım mı? Ben buradan mezun oldum. Ankara Üniversitesi'nden mezunum. 1983 mezunuyum. 1993 yılında yarım doçent olduktan sonra hep burada çalışmaya başladım. Ve serin iklim tahılları dersine girdim sürekli.
Dolayısıyla benim uzmanlık alanım serin iklim tahılları. Serin iklim tahılları denildiğinde de ilk akla gelen tabii ki buğday. Buğday. Buğday özellikle biliyorsunuz ilk kültüre alınan bitkimiz. Buğdayın önemini atalarımız şu atasözüyle anlatmaya çalışmışlar. Buğdayla koyun, gerisi oyun. Çünkü bakıyorsunuz buğday Türkiye'nin hatta dünyayı diyelim hemen hemen her yerinde yetişebiliyor. Demek ki adaptasyon yeteneği çok yüksek. Yine buğday çok değişik alanlarda kullanılıyor. Biliyorsunuz ekmekten makarnaya, bisküviye, irmiye, unlu mamulleri düşündüğünüzde pek çok sanayi dalının ham maddesi buğday. Hocam buğday insanlar için, insanlık için temel gıda maddelerinden biri. Ülkeler için de çok stratejik bir ürün aslında. Evet, evet. Peki neden stratejik? Bunu bizim tam anlamıyla öğrenmemiz lazım. Kesinlikle. Yani bakın dünyada en fazla ticareti yapılan bitki buğdaydır. Buğdayın yeri diğer bitkilerden çok farklıdır. Onun için bizim en önemli stratejik bitkimiz buğdaydır. Yani devletler içinde, ülkemiz içinde buğday her yönüyle mutlaka vazgeçilmez ve ekonomik yönden çok önemli olan bir bitkidir. Yani stratejisi belki de sanayisinin çok fazla olmasından da bağlı. Biraz önce saymaya çalıştım. Makarnadan bisküviye, evet, bisküviden irmiye, bulgura, un sanayisine bütün bunları düşündüğünüzde sadece buğday ticareti demeyelim, buğday ürünlerinin ticaretini düşündüğümüzde hem iç pazar için hem de dış pazar için çok önemli bir bitkidir. Hocam biraz da buğdayın teknik tarafını konuşalım isterseniz. Yani bize buğdayın kromozomlarından, evet, genlerinden, evet, değişik şartlara uyum sağlamasından onlardan biraz bahsedin. Tamam. Şimdi bizim serin iklim tahıllarımızın belki konumuzu biraz daha böyle rahat anlatalım. Kromozom sayısı 7 ve 7'nin katları şeklindedir. En eşittir 7 ve 7'nin katlarıdır. Buğdayın temel kromozom sayısı 7'dir. 2N eşittir 14 kromozomlu diploid buğdaylarımız var. 2N eşittir 28 kromozomlu tetraploid buğdaylarımız, 2N 42 kromozomlu da heksaploid buğdaylarımız vardır. Bunlar nedir derseniz diploid buğdaylar. Biz diğer adıyla biz bunlara kaplıca buğdayları diyoruz. Hani şu an günümüzde siyez buğdayları diye anlatılıyor. Siyez buğdayları 14 kromozomludur. Siyez buğdaylarının şöyle bir özelliği var. Siyez buğdaylarının çıplak taneli formu yoktur. Bunlar hasat ve harmandan sonra da kavuzludur. Dolayısıyla özellikle böyle kıraç, dağlık alanlarda çok fazla besin maddesi ihtiyacı olmayan alanlarda rahatlıkla siyez yetiştirebiliyoruz. Makarnalık buğdaylarımız, hı hı, yani tetraploid buğdaylar dediğimiz buğdaylarımız 28 kromozomlu. Tabii ki biraz daha seçici. Ekmekliklere ve siyeze göre daha seçici. Özellikle de taban arazilerde makarnalık buğdayı tercih ediyoruz. Makarnalık kalitesinin iyi olması için de özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde, İç Anadolu bölgesinde yetiştirilen makarnalık buğdaylarımızı tercih ediyoruz. Ekmeklik buğdaylarımız, onlar 42 kromozomludur ve bunlar da dediğim gibi hem kılçıklı hem kılçıksız formları var. Çok değişik alanlarda yetiştiriliyorlar. Kalite ve verim yönünden de elimizde farklı çeşitlerimiz var. Hocam o zaman da şunu mu anlıyoruz? Buğday hiçbir zaman kromozomları 49 olmadı. Hep kesinlikle 42 kromozomluydu. Kesinlikle. Ve öylelikle sanki bazıları ekmeğimizle oynuyormuş gibi. Hayır, mi hocam? Yanlış. Yani buğdayın özelliği hiçbir zaman bozulmadı, evet, mı? Evet, evet. Kesinlikle. Şu yanlışlı, şimdi 49 kromozomu bir hocamız söyledi. İsmini burada söylemeyelim. Hocamız 7 ve 7'nin katları denildiğinde 49 da 7'nin katı diye düşündü. Ama buğday 49 kromozomlu olmaz. Mümkün değil. Peki hocam kaç çeşit buğday var? Yani ekmeklik ve makarnalık buğdayı ayırıyor muyuz? Onların çeşitleri neler? Tabii ki. Şimdi şöyle, hem makarnalık buğdaylarda hem de ekmeklik buğdaylarda çeşit sayımız oldukça fazla. Bunların bir kısmı Türkiye'de ıslah edilen çeşitler, bir kısmı da introdüksiyon yoluyla dışarıdan getirdiğimiz, örneğin Rusya'dan, Ukrayna'dan, Bulgaristan'dan gelen çeşitler var. Bunlar da bizim ülkemizde adaptasyon denemeleri yapılıp tescil ediliyorlar.
gerçekten çeşit sayımız oldukça fazla. ISLAN temel amacı daha verimli, daha kaliteli, daha dayanıklı çeşitler elde etmektedir. Elde etmektir. Biz de buğday ıslah çalışmalarıyla verim yönünden, kalite yönünden daha yüksek kaliteli, daha yüksek dayanıklı çeşitler yetiştirmeye çalışıyoruz. İşte bizim bu buğdayın atası dediğimiz formlar var. Buğdayın atası olarak kabul ettiğimiz Aegilops türleri var ve yine Tritucum türlerinin diğerlerini biz gen kaynağı olarak kullanıyoruz. Hmm. Onlardaki özellikle bu dayanıklılık özelliklerini kendi çeşitlerimize aktarmak için en çok kullandığımız yöntem de melezleme ıslahı. Melezleme ile biz daha dayanıklı, daha verimli ve daha kaliteli çeşitler elde ediyoruz. Verim ve kalite ters orantılıdır. Verimi artırmak istediğinizde kalite düşer. Üreticinin elindekiler evet kaliteli ama az verim düşük. Evet, verim düşük. Onun için alternatif olarak nereye yöneldi? Daha çok verim için kaliteden ödün vererek verimli çeşitlere yöneldi. Siz buna ne diyorsunuz peki? Ama doğal. Çünkü ben şu anda 83 milyonu yerel çeşitlerle besleyemem. Yetmez. Yani bakın biraz önce sanayisini saydım. Beslenme yönünden ne kadar önemli olduğunu söyledim. Bu kadar insanın beslenmesi için benim buğday üretmem gerekiyor. Yani onun için de bazen şunu yapıyoruz biz. Kaliteli buğdaylarımızı gerçekten değerlendiriyoruz o şekilde. Ama bizim ekmeklik buğdaylarımızı kalite yönünden sınıflandırdığımızda da yine değerlendiriyoruz. Kalitesizleri de biz işte bisküvi sanayinde kullanıyoruz ya da diğer kalitelilerle paçal yapıp kullanıyoruz ama mutlaka kullanıyoruz. Hocam piyasada çok fazla çeşit evet, var. Evet maalesef. Çok fazla çeşit maalesef var. Yani üretici de bu konuda seçim yaparken de oldukça kafası karışıyor. O zaman çiftçi ne yapmalı bu durumda? Bence çiftçi kendi yöresinde en iyi adapte olan, en yüksek kaliteyi ve verimi alabileceği çeşitlere yönlenmesi gerekiyor. Yani bizim mevcut çeşitlerimiz çok ama Türkiye'nin de ekolojik zenginliği var. Her ekolojik bölge için farklı çeşitler önerebiliriz. Onun için de şunu yapabiliriz. Örneğin Türkiye'nin kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına kadar o farklı ekolojilerde en uygun çeşitleri tercih etmesi gerekiyor çiftçimiz. Hocam biraz da sertifikalı tohumdan bahsedelim. Nasıl üretilir? Nedir evet, sertifikalı evet, tohum? Ondan bir bahsedip şöyle bizi bir aydınlatın tamam, lütfen. Tamam. Biraz önce konumuz çeşitlerle başladık. Çeşitlerimizin sayısının fazla olduğunu ama özellikle bitki ıslahçılarımızın geliştirdiği yerel çeşitlerimiz ya da diğer çeşit milli çeşitlerimizin çok önemli olduğunu biliyoruz. Yani yerli bunların, ve milli evet, çeşitlerimiz. Yerli ve milli çeşitlerimiz. Bunların sertifikası çok önemli. Normalde üreticimizin elindeki çeşitler sertifikalı olmayabiliyor. Onun için de içerisinde farklı çeşitler oluyor, yabancı otlar, karışıklıklar oluyor. Ama sertifikalı tohumlukta daha bir güvenilir. Nedir? İçerisinde sadece o çeşide özel tohumlar var. Yine o tohumların içerisinde yabancı ot yok. O tohumların içerisinde yabancı maddeler yok. Dolayısıyla iri taneli, güvenilir bir sertifikalı tohumluk alıyorsunuz. Bu da hangisi olacak? Özellikle biraz önce söylediğimiz yerli ve milli çeşitlerimizin sertifikalı tohumlukları olacak. Sertifika kaliteli bir üretimin garantisi. Sertifikalı tohumluğun bir, fiziksel özellikleri yüksektir. İki, özellikle bizim biyolojik özellikler dediğimiz çimlenme hızı ve gücü, sürme hızı ve gücü dediğimiz biyolojik özellikler yüksektir. Tabii ki ıslah çeşidi olduğu için de genetik özellikleri yüksektir. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür çok ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Ben, buğday başakları evet, gibi çok kaliteli bir yaşam diliyoruz size. İnşallah hocam. Çok hepiniz sağ olun için de. Böylelikle sizinle birlikte de ben kapatayım programımızı. Evet sevgili izleyiciler, Çiftçi TV ekranlarında Bereket Versin programımızın ilk bölümünü Ankara'nın Çubuk ilçesinde gerçekleştirdik. Buğdayla tanıştık. Sonrasında da buğdayla tanışmamızı şöyle bir teknik donanımlı bilgilere bağlamak için de soluğu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri bölümünde aldık ve çok değerli hocamız Profesör Doktor Saime Ünver II. Karakaya ile de buğday üzerine söyleşimizi gerçekleştirdik. Bitiriyoruz programımızı Bereket Versin'i. Bakalım
Bir dahaki bölümümüzde nerede olacağız onu da hep beraber göreceğiz efendim. Sevgiyle kalın, iyilikle kalın, sağlıkla kalın, buğday başakları gibi harika kalın efendim. Sevgiler.